Mustafa abi. Şehzadelerim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu nasıl bir güzellik böyle? Yine göz kamaştırıyorsun. Bayız, sakın. Sakın. Hoş geldiniz. Sizleri sarayımda ağırlamak büyük şeref. Sofra hazır mı? Öyle çıktım ki seni bile yiyebilirim Mihrimah. Otururuz şimdi, ben de çok acıktım. Selim nerede? O niye sizinle gelmedi? Cihangir? Bekledik ama gelmedi. Zannediyorum katılmak istemedi. Ben çağırıyorum ve gelmiyor, öyle mi? Ne hali varsa görsün Mihrimah. Onsuz daha keyifli olur. Eğleniriz en azından. Bayezid, lütfen. Bu gece bir hadise yaşanmasını istemiyorum. Hep birlikte keyifli vakit geçirelim. Selim eline diline hakim olursa bir hadise yaşanmaz Mihrimah. Merak etme. Onu da ikaz edeceğim. Tabii eğer gelirse. Siz buyurun. Rahatınıza bakın. Ben geliyorum. Ne oldu Gülbar bu kadar telaşın arasında? Şehzade Selim Hazretleri sarayı teşrif ettiler. Lakin... Lakin ne? Yalnız değiller. Bilhassa tembih ettim yalnız gelmesine. Hay Allah. Kimmiş peki yanındaki? Sevgili kardeşim, yalnız geleceğini sanıyorduk. Şehzadelerim, eğer sizlere rahatsızlık verdiysem beni bağışlayın. Ne rahatsızlığı? Hoş geldiniz kardeşim. Abi. Gülbahar, sofraya bir misafirimiz daha eklendi. Bayezid daha küçükken eline tahta bir kılıç geçirip peşime düşüyordu. Her defasında mağlup olurdu tabii. Bunu bir tek sen hatırlıyorsun nedense. Bakın ne buldum. Bunu babama Venedik balyosu hediye etmemiş miydi? Evet, bana vermişti. Milanolu ustaların elinden çıkmış. Milanolu mu? Nasıl çalışıyor bu? Aslında açıp bakarsak tertibatını tahlil edebiliriz. Çok zor olduğunu sanmıyorum. Buradan mı kuruluyor? Bak bak, şurada bir şey var. Sakın ha. Bozarsanız sonra tamir edemeyiz. Daha önce ne yaptığınızı unutmadım. Ne oldu ki sultanım? İnsanın bu kadar çok erkek kardeşi olursa ne olacağı malum. Bayezid içini açıp parçalar ayırmıştı. ne yapayım? Selim içinde küçük cinler var dedi. Ben masum. Demek ki hataların için beni suçlaman
Çocukluğundan kalma bir huymuş. Altı aylık sultanım. Sağlıkla doğacak inşallah. İnşallah. Amin. İnşallah senin şehzaden de Beyazıt'ın şehzadeleri gibi gürbüz ve yaman bir şehzade olur. Sahi, yeğenlerim nasıl? İyiler. Hepinizi tek tek sancağında ziyaret etmek isterim. Hatta evvela Amasya'ya gelmek istiyorum. İstediğin zaman gel Mirim. Ben de beklerim kardeşim. Fakat gelmeden önce muhakkak haber ver ki seni en iyi şekilde ağırlayayım. Bayezid sancağıma gizli saklı geldiği için pek hazırlık fırsatım olmamıştı zira. Selim'in hakkı var kardeşim. Mutlaka haber ver. Uygunsuz bir vaziyette yakalayabilirsin zira onu. Bayezid! Selim! Bizi yalnız bırak. Aranızdaki mesele her neyse burada toplanmışken konuşup halledeceksiniz. Kimsenin huzurunu kaçırmaya hakkınız yok. Mustafa abim doğru söylüyor. Sizlerin bu hal hepimizi üzüyor. Gizli saklı işleri seven kendisi abi. Hala bizlerin yüzüne nasıl bakabiliyorsun? Hayret ediyorum doğrusu. Bayezid! Kesin şunu artık. Elinize koz geçti. Üzerime gelin hadi. Kimsenin öyle bir niyeti yok Selim. Aksine Mihrimah buna bir son vermek için sizleri burada topladı. Ben kimin ne olduğunu görüyorum abi. Nurban'ı gidiyoruz. Kaçarsın tabii. Parasını verdiğin, seni yere göğe sığdıramayan dal kabukların yok değil mi burada? Bayezid! Ne demek bu? Ona sor. Utanması yoksa anlatır belki. Selim! Selim! Bayezid! Kesin şunu! Selim yapma! Benim ah! 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 Cihangir! Kesin şunu ne yapma! Cihangir! Abi bir şey yapma! Cihangir! Selim! Selim dur! Bayezid bırak! Bayezid! Kesin! Ne yapıyorsunuz siz? Bunların hepsi babam beni Saruhan'a tayin etti diye oluyor değil mi? He? Sizin kardeşleriniz işte bu kadar. Kıskançlıktan hepinizin gözü kör olmuş. Selim! Bu hale geldiniz siz? Ne zaman? Hiçbir zaman geçinemediniz biliyorum lakin çok fazla Beyazıt, çok fazla. Sizlerin yanında böyle bir şey yapmak istemezdim. Geceyi de mahvettik. Lakin gördünüz işte. O başlattı, üzerime geldi. Ne olursa olsun kendine hakim olmalıydın Beyazıt. O hünkârımızın kulağına giderse ikiniz için de iyi olmaz. Selim bu abi. Çoktan çıkmıştır hünkârımızın karşısına. Bire bin katıp anlatıyordur. Neler oldu şahidiz. Haklıymışsın abi. Onları bir araya getirmekle hata etmişim. Neyse olan oldu bir kere. Biz bundan sonrasına bakalım. İnşallah ki Selim kimseye bir şey anlatmaz da hadise bizlerin arasında kalır. Şimdiden beni öldürmeye çalışıyorlar. Henüz babam hayattayken, gerçek kavgaların başlamasına henüz çok varken. Gördüm şehzadem. Her şeyi gördüm. Üçü bir olmuşlar, sana haksızlık ediyorlar. Ama böyle davranmaları doğru değil. Hakları yok buna. Neye hakları yok Nurbanu? Konuşmaya mı?
Biliyorum aptal değilim. Benim Manisa'ya layık olmadığımı konuşuyorlar kendi aralarında. Orayı hak etmediğimi. Babamın yanlış karar verdiğini. Bak. Bak bu yüzüğü görüyor musun? Bu yüzüğü bana babam vermişti. Desteğini ve sevgisini göstermek için. İşte kardeşlerim bunun peşindeler. İstemiyorum onu. Onların olsun. Hiçbirini istemiyorum. Cariyelerden, ağalardan işittiklerime göre her şey çok güzel başlamış hünkârım. Eski günlerdeki gibi muhabbet etmişler. Keyifleri yerindeymiş. Sonra ne olmuş? Banu, ne yapıyorsun? Şimşekleri üzerine çekeceksin. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Hürrem Sultan'a haber verin. Mutlaka görmem lazım, çok miyim? Ne diyeceksen bana de. Sana olmaz. Bizzat kendisiyle görüşmem lazım. O zaman sabaha bekleyeceksin. Zira sultanımız çoktan uykuya daldılar.